Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Karşınızda yine ben Alişan Konyalı. Bugünkü videomuzda sizlerle One More'la tanışma hikayemi paylaşmak istiyorum ve özellikle One More bantlarını nasıl kullanmaya başladım, ne tür sonuçlar aldım ve daha sonrasında karar vermiş olduğum 90 günlük eylem planımı nasıl uygulamaya başladım. Bu 90 günlük eylem planı içerisinde nasıl hedefler koydum ve bu hedeflere nasıl ulaştım? Bu arada bugünün tarihi 3 Nisan ve 90 günlük eylem planımın 90. günündeyiz ve bugün bu 90 günlük eylem planı sonucunun size aslında ufak bir raporunu sunmak ve kendi hikayemi paylaşmak istiyorum. Öncelikle en başa dönecek olursak bu firmaya kaydımı yaptırdığım tarih 9. ayın 8'i. Yani ilk ürün siparişi verdiğim tarih 8 Eylül diye geçiyor ve birçoğunuz bilmiyor ama yaklaşık 4,5 yıldır bel fıtığı sorunu yaşıyordum ve bilgisayar başında dijital pazarlama uzmanı olduğum için çok fazla zamanımı bilgisayar başında geçiriyordum ve oturmaktan dolayı bel kaslarım zayıfladı ve dolayısıyla vücudumun bütün ağırlığı belime binmeye başladı. Doğal olarak fıtık oluştu, ikinci seviye fıtık ve ayağıma vurmaya başladı. Ayağıma vurmaya başlayınca ben artık çözüm yollarını aramaya başladım ve kas gevşetici iğneler, işte haplar, fizik tedaviler, bel çektirmeler, masajlar denediğim birçok şey oldu. Bu tür çalışmalardan sonuç elde edemediğimden dolayı farklı sonuçlar arıyordum ve o dönemlerde o kadar yoğun hap kullanıyordum ki artık midem ağrımaya başladı, midem yanmaya başladı ve mide yanması bel ağrımı da geçti. Yani ağız yoluyla aldığım birçok preparat mideme yaramıyordu çünkü çok hassas bir mideye ve sahip olduğumdan dolayı böyle yan etkileri oluyordu ve farklı bir çözüm bulmam gerekiyordu. Bununla alakalı Ümmet Bey beni aradı ve dedi ki Alişan, senin uzun zamandır bel ağrının olduğunu biliyorum. Ben yeni bir ürün keşfettim. Sana da faydalı olabileceğini düşünüyorum. Mutlaka kullanmanı istiyorum dedi. İşte yüz yüze geldiğimizde bana işte bantı gösterdi. Ben dedim abi hani dalga mı geçiyorsun? Yani bu mudur yani beni iyileştirecek olan? Yani birçoğunuz gibi aslında ben de çok ön yargılı davrandım. Fakat kilit bir cümlemiz vardı. Onu ben daha sonrasında öğrendim. Ümmet Bey bu soruyu çok sık soruyor ve bana da sormuştu daha iyi bir çözümün var mı diye. O zamana kadar birçok şey denemiş olmam ve daha iyi bir çözümün olmamış olması o bantı bana aldırdı. Dolayısıyla bantı kullanmaya başladıktan sonra çok ciddi etkilerini görmeye başladım. Çünkü her sabah ağrılarla uyanıyordum, çok geç kalkıyordum, sürekli belimde müthiş ağrı ve sızılar vardı. Ama bu bantı kullandıktan 48 saat sonra, 3-4 gün sonra gerçekten faydasını görmeye ve ağrılarımın gittiği, ağrılar giderken de müthiş bir enerjiye kavuştum. Uyku düzenlerimin düzelmeye başladığını ve çok daha enerjik olduğumu hissettim. Bir süre sonra ağrılar komple geçmeye başladı. Ben inanmadığım ürünü artık neredeyse tapmaya başladım ve anneme kullandırdım. Ki annem yaşı gereği ve kilosu gereği çok hızlı sonuç alamamıştı ve zaten de pek de inanmadı bantı ama bir hafta 10 gün kullandıktan sonra dedik ya bu ürün işe yaramıyor. Anne dedim kullanmaya devam et. Sonuçta elimizde hala ürünler var. Kullanmaya devam ettik ve bir süre sonra firmada şöyle bir olay oldu. Firmada stoklarda ürünler bitti ve 3-4 günlük bir ara vermek zorunda kaldık. Ürünler de bizde bitmişti. Annem bu sefer ürünleri kullanmamaya başladı. Elimizde ürün bittiği için ve o 3-4 günlük süre boyunca ürünleri kullanmadığı sürede aslında ürünün ne kadar faydalı olduğunu fark etti. Ve dedik ya bu ürünler gerçekten fayda ve işe yarıyor. Ve şu anda o da uzun zamandır kullanıyor. Bu arada annem İki tane bel fıtığı ameliyatı geçirdi ve belinde de platinler var ve şu anda hani sendeleyerek yürürken şu anda gayet normal kendisini hissediyor ve bu ürünleri kullanmaya devam ediyor. 4 tane ürünü birden kullandırıyorum anneme. Kendimde hem bazı günlerde çift bant kullanıyorum. Ürünün faydasını görmeye başladığımda geçmiş network yıllarımda belirli bir ön yargılarımız oluşmuştu ürün networklerine karşı ki ben 19 yaşında network marketinde tanıştım ve 2-3 tane firmada belirli bir geçmişim oldu ki bu geçmişim bu kadar da çok hani çok başarılı bir geçmiş sayılmaz ama çok ciddi tecrübeler kazanmıştım. Bu firmada şunu gördüm. Ürünün gerçekten güçlü olduğunu söylemiştim. Yani Ümmet Bey'e bundan bahsetmiştim. Dedim ki ya ben ürünü kullanmadan, denemeden, faydasını görmeden tavsiye edemem. Yani belirli bir gelir beklentisi içine giremem ama üründen fayda görürsem bakarız dedik. Birinci ay ürünümüz bittikten sonra ben herhangi bir gelir beklentisi olmadan ikinci paketi satın aldım. Çünkü ürüne ihtiyacım vardı yani ürünün faydasını ve enerjisini gördükten sonra ikinci ayımı tekrardan ürün aldım ve kullanmaya başladım ve kendime şu soruyu sordum doğal olarak. Eski networklerimde biz genelde ürünleri satın almamızdaki en büyük sebeplerden bir tanesi gelir beklentisinden dolayı ama bu üründe
böyle bir şey olmadı. Yani ben herhangi bir gelir beklentisi olmadan bu ürünü satın aldıktan sonra kafamda ampul yandı ve dedim ki ya ben bu ürünü bir gelir beklentisi olmadan satın alıyorsam dışarıda bu ürünü pazarladığımda bu ürün tekrar tekrar satın alınacak ve kendimde almış olduğum faydayı çevremdeki insanlara da anlatmaya başladım ve elimdeki ikinci kez aldığımda elimde bolca ürün vardı ve dayıma, abime, babama kullandırmaya başladım ve onlardan da çok ciddi hızlı geri bildirimler almaya başladıkça ben direkt iktisatçı kafayı yaktım ve arz talep meselesine baktım. Yani ben bu üründen fayda görmüştüm, yani artık ürünle alakalı kafamda hiçbir soru işareti kalmamıştı ve arz talep olayına baktığımda dışarıda görüştüğüm 10 kişinin aslında 8'inin bu ürüne ihtiyacı vardı. Ve bu çok ciddi bir pazardı ve ürünümüzün malum sahada satış fiyatları belli. Yani perakende satışlarımız belli ve ben dedim ki ya ben bu ürünü perakende bile satsam çok ciddi karlar elde edebilirim. Ve Ümmet Bey'e döndüm. Kendisi benim sponsorum olur. Ümmet Bey dedim, yani ben bu işi ticari boyutunu aslında düşünebilirim. Bunun pazarlama planını bana anlatır mısınız? Dedi İzmir'e atla gel. İzmir'deki eski ofisimizdeki sunuma katıldım ve sunum bayağı kalabalıktı. Yani bu işin silgenlerini orada almaya başladım. Çünkü salon bayağı bir doluydu. Beni en çok ilgilendiren ikinci kısımdı. Çünkü ürün kısmında ben zaten mütmaindim ve pazarlama planını dinlediğimde pek anlayamadım. Yani bir yine matematik ve iktisat yönünden baktığımda dedim ki abi bu bir binary sistem. Ve hani bu şekilde sonsuz gelir dağıtması, sonsuz eşitlikten gelir dağıtması yanlış olur. Yani firma bir yerde batabilir. Daha sonrasında 3D ve 4D bonusları anladığımda aslında böyle bir şeyin olmadığını, matematiksel olarak da olamayacağını gördüm. Ve pazarlama planı müthiş derecede kafama yattı. Yani ikinci, üçüncü defa Ümmet Bey kağıt üstüne bana anlattıktan sonra çok çok iyi kafama yerleşti ve dedim ki yani gerçekten çok güçlü bir pazarlama planı, çünkü kıyaslayabilecek birçok firmada pazarlama planlarını bildiğim için bunu kıyaslayabiliyordum ve sizi şu anlamda çok iyi anlıyorum. Yani pazarlama planını hemen anlayamıyorsanız bu gayet normal bir şeydir. Ya da ürünle alakalı ön yargılarınız varsa bu da normal bir şeydir. Yani kendinize biraz zaman tanıyın. Yani ürünü doğru kullandığınızdan emin olun. Bol su içtiğinizden emin olun. Üründen fayda gördükten sonra da bunu tavsiye edebileceğiniz, çevrenizde bu ürüne gerçekten ihtiyacı olan insanlarınız varsa pazarlama planını çok iyi anlayın. Ümmet Bey, benim hesabımı açtığımda ki ben hani ürün aldığınızda otomatik olarak üye oluyorsunuz. Ve hani ben aslında üye olmuştum ve bundan haberim yoktu. Yani 2,5 ay boyunca neredeyse üye olduğumdan haberim yoktu ve ikili kol dengesiyle ilerlediğimiz için Ümmet Bey bu 2,5 ay boyunca boş durmamış ve benim hesabımı açtığımda benim bir tarafımda 60-70 kişi falan vardı. Abi dedim bunlar kimler? Bunlar dedi hem müşteriler, hem distribütörler, hem girişimciler. Senin bir tarafında bayağı bir ekibin oluştu dedi. Ve sen diğer tarafına üyeler bulur ve diğer tarafına müşteriler eklersen çok hızlı bir şekilde gelir elde edebileceğini söyledi. Ve bunu söyleme tarihi yanılmıyorsam 25 Aralık tarihleriydi. Ben dedim tamam deneyeyim. Bir sonraki seminer ne zaman dedim. Manisa'da dedi. Tamam. Manisa'ya ben de gideyim. Manisa'da pek bir çevrem yok dedim ama kim var diye telefon rehberime baktığımda eski danışanlarımdan Minel Hanım vardı. Minel Hanım'a dedim ya ben Manisa'ya geleceğim. Görüşme şansımız olur mu? Dedi ki tabii ki yani seminerden önce görüşebiliriz, buluşabiliriz. Aslında onu davet etmek gibi bir niyetim yoktu seminere. Seminerden önce yarım saat, bir saat önce görüştükten sonra kendisi bana şunu dedi. Ya siz niçin geldiniz? Valla dedim böyle böyle bir ürün var. Aslında ben sunumu tekrardan dinlemek için geldim. O dedi ben de dinleyebilir miyim? Tabii ki dedim. Kendisi gelip en ön sıraya oturdu. En ön sırada sunumu dinlerken Ümmet Bey genelde denge testi yapıyor. Ve denge testine yine meraklı olduğu için kendisi çıktı. Ve ürünün denge testinde, ürünün faydasını ve hissiyatını, yani o denge testinde aldığımız o enerjiyi ve gücü hissettikten sonra dedi ya bu ürün gerçekten güçlü. Hani böyle bir şey olamaz diye seminerden sonra benden iki tane bant istedi. Benden yani belirli bir rahatsızlığı ve halsizliği vardı işinden dolayı. Benden iki bant istedi. Verdiğim iki bantlardan bir tanesini kendisine yapıştırdı, bir tanesini de karşı komşusuna verdi. Ve 2-3 gün sonra bundan başka yok mu dedi. Ben de yine ampul orada yanmaya devam ediyordu ve Minel Hanım yanılmıyorsam 3-4 gün sonra ticaretimize start verdi. Benim ilk üyelerimden bir tanesi oldu ve ben Ümmet Bey'le yeni yıldan önce kendime bir hedef koydum, bir plan koydum. Dedim ki ben 90 günlük bir eylem planı başlatacağım çünkü network marketingde ve birçok işimizde aslında
21 günde alışkanlık olur ama 90 günde hayat tarzımız haline gelir. Yani 90 günlük periyot bu anlamda çok önemli. Ve dedim ki ben yeni yıldan itibaren, 1 Ocak'tan itibaren bu işin ticaretini soyunacağım. Ve gel beraber bu işin bir yol haritasını çizelim. Yani bana sponsorum olarak ne tür şeyler tavsiye edersin? Kendi belirli hedeflerim vardı. Yani kariyer hedefi, gelir hedefi, ekip hedeflerim vardı. Dijital pazarlamada yapacağım One More ile alakalı web sayfalar, sosyal medya hesapları ve çekeceğim videoların planlarını yaptım. Ümit Bey ile görüşüp bunu kağıt üzerine döktükten sonra kendime işte rookie, beginner ve apprentice kariyerlerini koydum ki zaten rookie kariyerine zaten 5 Ocak'ta geldim. Çok hızlı bir şekilde 3-4 tane kayıtla hızlı bir şekilde başladığım için rookie kariyerine zaten ilk haftamda gelmiştim. Devamında yine koşturmaya başlayıp önce isim listesini çıkardım. Ve isim listesini çıkarırken il il çıkardım. Yani çevre illerimizde, yani Aydın'daki kişi listem, bu arada Aydın'da yaşıyorum. Ve Aydın'da İncilova ilçesinin Sandıklı köyünde yaşıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz köyde yaşıyorum. Yani bu anlamda köyde ya da işte farklı ilçelerde yaşayan arkadaşlar genelde, ya biz işte büyük şehirlerde yaşamadığımız için çevremiz yok, bu iş olmaz diye başlıyor ama ben liste çıkardım. Aydın'da bu işi sunabileceğim, Aydın'da bu ürüne ihtiyacı olan insanların listesini çıkardım. İzmir'deki arkadaşlarımın listesini çıkardım. Manisa'daki, İstanbul'daki, Antalya'daki insanların listesini çıkardım ve çıkardıktan sonra Aydın'daki sunumlara ve Manisa'daki sunumlara bunları davet etmeye başladım. Ekip olarak Manisa'da ve İzmir'de her hafta sunumlarımız vardı ve Ümmet Bey'den almış olduğum hedef doğrultusunda herhangi bir sunumu ya da herhangi bir eğitimi kaçırmama sözü verdim ve her çarşamba günü ve pazar günleri trene atlayarak Aydın'dan İzmir'e doğru geliyordum ve hiçbir sunumu kaçırmadım. 1,5 ay boyunca bütün sunumları dinledim ve 1,5 ay boyunca her hafta kendim sunuma geldiğim gibi arkadaşlarımı da davet etmeye başladım. Yani Ümmet Bey'in bu doğrultuda bana söylemiş olduğu aslında eylem planı çok basitti. Yani herhangi bir sunumu kaçırma, geldiğin sunumlara da boş gelme. Arkadaşlarını davet ederek bu ticareti ve bu ürünü baştan sonuna kadar sağlıklı bir şekilde dinlemelerini sağla. Onlar baştan sonuna kadar sağlıklı bir şekilde dinlediklerinde sağlıklı fikir sahibi olabilecekler. Yani kimsenin yerine karar verme. Çağır onları, onlar dinlesin ve kendileri karar versin. Dolayısıyla ben 1,5-2 ay boyunca bunları yapmaya devam ettim. Beginner kariyerine ulaştığım tarih yaklaşık 17 Şubat'tı ya, yalnız hatırlamıyorsam. 1,5 ay sonra falan. Devamında yine sunumlara katılmak istedim ama daha hızlı sonuç nasıl elde edebileceğimi sorduğumda Ümmet Bey bana direkt şunu söyledi. Artık toplu sunumlar yapman gerekiyor. Yani kendi ekibin oluştu ve kendi ekibin içinde ekstradan toplu sunumlara yapmaya başlaman gerekiyor. Ben bu arada zaten sunumu çok fazla dinlediğim için artık kulak aşinalığı oldu. Kendim için firmanın slaytlarını kendime göre düzenleyip Aydın'da toplu sunumlar vermeye başladım. Ve Aydın ekibim, Antalya ekibim, Denizli'de, İzmir'de, Manisa'da, Bursa'da, İstanbul'da ekiplerim oluşmaya başladı. Ve tabii ki bu anlamda dijital pazarlama uzmanı olduğum için de dijital kaynakları ve dijital ayak izi de oluşturmaya başladım. Yani bizim için önemli olan müşteri deneyim videolarıydı. Çünkü bu ürünün gerçekten ciddi faydaları var. Fakat bu faydalarını biz anlatamıyoruz. Yani etkili bir şekilde biz anlatamadığımız için ürünü kullanan ve üründen ciddi sonuç alan insanların videolarını çekip internet ortamında paylaşmaya başladık. Ve buradan da çok hızlı geri bildirimler başladı. Ve nihayetinde 80. güne geldiğimizde ve Ümmet Bey'le özellikle o hafta içerisinde çok ciddi bir plan yaptık ve zayıf kolumda, yani denge kolumda 6000 puan çıkararak apprentice kariyerine ulaştım. Ekstradan bonus olarak 500 euro kazandım firmadan. Bunları şunun için anlatıyorum. Zaten apprentice kariyerine gelene kadar da birçok şey kazandım. O kazandıklarımı da açıklamak istiyorum. Çünkü bu 90 gün içerisinde sahada sağlıklı bir şekilde koşturduğunuzda firma, sponsorunuz ve ekibiniz sizi bu anlamda çok ciddi ödüllendirebiliyor. Çünkü ben sponsorumun açmış olduğu bir kampanyada mesela deri çanta kazandım. Daha sonrasında işte vizyon gününde yine belirli bir deri çanta kazandım. Üst sponsorumuz Kenan Bey'in vermiş olduğu bir promosyonda özel Kıbrıs kampını kazandım. Yani uçak ve otel dahil yaklaşık 1000 euro değerinde bir 3-4 günlük özel bir kampı kazandım. Hakeza yine üst sponsorumuz olan Kenan Bey'in işte bu hafta apprentice olursanız sizi işte Nusret'e götüreceğim olayını da kazandım. Nasıl olursa İstanbul'a gittiğimde artık bir Nusret'e de gitme şansımız olacak. Bu anlamda bunu da kazanmış oldum ve en son promosyonlarımızdan bir tanesi de Antalya kampıydı. 19 Nisan-21 Nisan arası
Antalya kampımız olacak ve yine belirli günler içerisinde kariyer atlayan arkadaşlarımıza bu kampa ücretsiz katılma, hatta VIP karşılama ve suite odada kalma gibi promosyonu da yine ücretsiz bir şekilde kazanmış oldum. Onun dışında burada gördüğünüz gibi çok güzel bir rozetim de var. Yani sahada koşturduğunuz zaman gerçekten oluyor ve işin bu işteki en güzel sırlarından bir tanesi de şu: siz en başta da başlasınız, sonda da başlasınız yine çok başarılı olabilirsiniz. Çünkü benim ekibimde bahsettiğim Minel Hanım kariyer anlamında benden daha üst kariyere çıkıp bazı haftalarda benden daha fazla gelir elde ettiği oldu. Çünkü sahada gerçekten çok ciddi bir şekilde emek veriyor. Yani firma sizi herhangi bir şekilde kısıtlamıyor. Sahada vermiş olduğunuz emeğin karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Sizden önce başlayan insanları da rahatlıkla bu şekilde geçebiliyorsunuz. Çünkü sistem buna çok müsait. Bu ticarete başlarken belirli bir ön yargıyla başlamanız aslında hak veriyorum. Fakat şunu da unutmayın, bu ön yargınızın müthiş derecede bir fırsat maliyeti olabilir. Çünkü benim ekibimde şu an 60 yaşında bir seviye teyze var ve ekibinde 20-30 kişilik bir ekibi var. Aylık geliri 1500 ile 2500 TL arasında değişebiliyor. Dijital ortamı sağlıklı kullanırsanız, ki ben sağlıklı kullandığımı düşündüğüm için şu anda Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, İngiltere'de, Kanada'da, Azerbaycan'da ve İran'da müşterilerim var. Ve tüm bu insanlar beni internet üzerinden bulabildi. Ve çevremizde gerçekten bu ürüne çok ihtiyaç olduğu için planlı ve programlı bir şekilde kendinizi donatır, bu işin eğitimini alır ve sahaya çıkarsanız başarmamanız için aslında hiçbir neden yok. Şunu da unutmamamız gerekiyor: gerçekten çok ciddi bir ticarete çok cüzi rakamlarla başlayabiliyoruz. Zaten network marketing'i en çok sevdiğim noktalardan bir tanesi de bu. Sıradan insanların sıra dışı gelir elde edebileceği ve sıradan bir insan olarak kalmadıkları sürece çok ciddi bir kişisel ve profesyonel gelişim sağlayabilecekleri bir sektör. Ki ben bu ticarete 693 lirayla başladım. Fakat 90 günlük süre içerisinde şu anda ekranda görmüş olduğunuz back ofisimin hesabını gördüğünüz gibi toplam gelirim, yani bugün 90. gün 3 Nisan, toplam gelirim yaklaşık 6420 euro. Ki bu da yaklaşık 30.000 TL'nin üzerinde. Yukarıda görmüş olduğunuz 437 TL'lik rakamda sadece pazartesi ve salı günkü yapmış olduğum cironun toplamı. Yani pazartesi ve salı günü toplamda 437 euro gelir elde ettiğimi görebilirsiniz. İnanın bana, bu sizin için de geçerli olabilir. Sadece doğru hedefler belirleyin, sahadaki eylem planınızı belirleyin. 90 gün boyunca kendinize bu işe odaklar, bu işi dikkatinize alırsanız, bu işi ciddiye alırsanız işte sizi ciddiye alıyor. Bunu da zaten bu fotoğraftaki hesabımın fotoğrafında görüyorsunuz rahat bir şekilde, ki ben 90 gün boyunca bu işi gerçekten ciddiye aldım. Ki Ümmet Bey'in bana en başta da dediği gibi, sen işte dijital pazarlama uzmanı olabilirsin, kendi işinde uzman olabilirsin ama basketbol kurallarıyla futbol oynayamazsın. Yani network marketing ayrı bir sektör, ayrı bir eğitim gerektiriyor ve ben bu sektörde 14 yıllık tecrübeye sahibim. Bu gelirlere ulaşmak istiyorsan beni dinlemeye hazır mısın? Yani e-kitapların olabilir, video eğitim serilerin olabilir, televizyonlara çıkmış olabilirsin, gazetelere röportaj vermiş olabilirsin. Bunların hepsini bir kenara bırakmaya hazır mısın? Yani bant satmaya hazır mısın? Birçok insan bunu küçümsüyor olabilir ama arkadaşlar, şu anda hesabımda gördüğünüz parayı ben bant satarak elde ettim. Ve ekstradan sistem kurarak elde ettim. Ki son hafta, kariyer olduğum hafta hesabıma 10.000 TL gelir yattı. Ve 10.000 TL gelir yatarken ben sahada herhangi bir bant satmadım. Kendim bireysel kayıt da yapmadım. Ama nasıl oluyor? Bant da satmıyorsun, kayıt da yapmıyorsun, üye de yapmıyorsun. Haftada 10.000 TL nasıl hesabına yatıyor? Bu tamamıyla sistemin gücü. Dolayısıyla sistemin gücüne kendinizi bırakın. 90 gün boyunca harika bir eylem planı hazırlayın. Bu konuda ben size yardımcı olabilirim. Zaten bu videoyu izliyorsanız yüksek ihtimalle 90 günlük eylem planı sayfasında görüyorsunuzdur ve benim ekibimdesiniz. Benim ekibimde değilseniz ve bu videoyu YouTube'dan ya da Facebook'tan izliyorsanız ve ilham aldıysanız, bu anlamda yarından itibaren ikinci 90 günümü başlatıyor olacağım. İkinci 90 günde çok daha farklı bir eylem planımız olacak. Çok daha yüksek gelirleri ve çok daha yüksek ciroları hedefliyoruz. Ve bu anlamda ekibimizi de profesyonelce eğitmeye ve yetiştirmeye planlıyoruz. İnanın bana, uzun zamandır ertelemiş olduğunuz birçok hedefe sadece 90 gün uzaklıktasınız. Yani bu işi
birinci 90 gün ve ikinci 90 gün süre boyunca dikkate alırsanız ve ciddiyetle sarılırsanız bu işten gerçekten çok ciddi bir pasif gelir elde edebilirsiniz. Bu 90 günlük eylem planını, birinci 90 günlük eylem planını sosyal medyada paylaşmamdaki sebep ve şu anda bu videoyu kaydetmemdeki sebep şu: ben yapabildim. Benim nasıl yaptığımı işte 90 günlük eylem planı hashtag ile sosyal medyada bulabilirsiniz. Yani 90 gün boyunca her gün sosyal medyada paylaşımlar yaptım. Neler yaptım, hangi eylemlerde bulundum, ne zaman kariyer oldum, hepsini bir bir sosyal medyadan takip edebilirsiniz. İkinci 90 günü de bu şekilde kendimi raporlayarak, sosyal medyada taahhüt vererek, bu işi ciddiye aldığımı göstererek sonuçlarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü hedef koymanın bir kuralı da hedefinizi arkadaşlarınızla paylaşıp kendinizi bu insanlara taahhüt vermek, kendinize taahhüt vermek. Çünkü köprüleri yakmanız gerekiyor. Daha önce yaptığınız işler size şimdiki almış olduğunuz sonuçları kazandırdı. Elde ettiğiniz sonuçlarınızdan memnun değilseniz eylemlerinizi değiştirin. Daha önce hiç almadığınız sonuçları almak istiyorsanız daha önce hiç yapmadığınız şeyleri yapmanız şart. Ben daha önce 90 günlük eylem planı yapmamıştım ama bunun gerçekten etkili ve ciddi sonuçlar doğurabileceğini biliyordum. Fakat bir türlü yapamadım. Bu anlamda bana yol gösteren olmadı ama okuduğum kitaplardan, izlediğim video eğitimlerden bunun çok etkili olduğunu gördüğüm için böyle bir şeye karar verdim. Sizi de 90 günlük eylem planına davet ediyorum. Sizi de profesyonel ekibinize davet ediyorum. Uzun zamandır ertelediğiniz hayal ve hedeflerinize 90 gün kadar yakınsınız. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse mutlaka yakın arkadaşlarınıza paylaşın ve onlara da ilham olun. Bu 90 günlük eylem planını başlatmak istiyorsanız mutlaka benimle iletişime geçerek detaylı bilgileri isteyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.